falan bak hemen oy vay 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 çocuk da çocuk yani. Yani vay arkadaş bu çocuklar da vallahi. Bak içebiliyorum oğlum. Başkan. Yani diyor. Ay yine benim şöyle bir sorunum var. Çok sevdiğim arkadaşlarım geçen başıma geldi. Konuşurken şey dediler çift. Evli çift. Hazırsan bir haberimiz var dediler. Ben de şimdi dedim ki yarrağı yedik çocuk haberi geliyor amına koyayım. Şimdi bu çocuk haberi çok büyük kutsal ve heyecan evet. duyucu oluyor ya çiftler için. Fakat benim hiç sikimde olmayan bir evet. şey. Hiçbir şekilde olmuyor. Fakat çok sevdiğim arkadaşlarım dediğinde evet yani aynen bir haberimiz var diyor. Çok heyecanlar anlıyorum. Allah'ım yarrağı yedik diyorum ve ne yapacağım bilip şöyle bir şey yapıyorum işte. Biz çocuk bekliyoruz. Vay 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 falan diye şey yapıyorum abi. O kadar yapamıyorum yani. Mesela o vay 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 vay. O şeyi, o taklit yeteneğim sosyal olarak gelişmemiş abi. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Yani bu çocuk haberine benim... Nedir o çözüm? Mesela öbür kız arkadaş... Gelmiyor mu? Hayır, bekliyorsunuz ama... Abi yanında kız arkadaş, başka bir kız arkadaşları var. O şey... falan bak hemen oy vay 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 vay. Çocuk da çocuk yani. Yani vay arkadaş bu çocuklar da falan yani... Ulan ya hiç belli olmuyor ne zaman geleceği falan. Ciddi misin ya sen? Hayır, bir de şöyle bir şey var ya, çocuk yapmak çok da yetenek isteyen bir şey değil. Peki şey desin sinema böyle... senden bekliyoruz falan gibi. O zaman olur. Mesela Nobel ödülü kazandım deseydi hani sen de öyle yapardın eminim kendine. Falan. Bir şey senin bir kere ben bekliyoruz. Senin çocuğumuz olmanı bekliyoruz. Senin çocuğumuz olmanı bekliyoruz. Evet. Senden çocuğum olsun. Seni evlat edinmek istiyoruz. Ama haber değil ki. Ama ben 40 yaşında adamım diyelim. Olsun. Problem değil. Biz zaten küçük bakamayız. Mesela evlat edinirken birine senden küçük olması şart mı? Kendinden büyük birine evlat edinmiyor musun? Oluyorsa ben hemen birkaç aile var aklımda. Şey var mı? Gidip böyle holding sahibi birisini evlat edinebiliyor musun mesela? Hayır. Tabii kim yapıştırırsa. Geziyorsun kol. Ha palikoz yarra. Evladım oldu artık deyip hemen yapıştırdın evladın oluyor abi. Aynen. Oğlum. Tam. Ali Koç evladım. Ne yapıyorsun ya? Peki 50 yaşındasın diyelim. Yani artık ecel olmuş, anan baban ölmüş. O insana öksüz denir mi? Ben oğlum yetim yani, var. Evet tabii ki. Yetim misin sen? Tabii yetim. Aynen öyle. Acıma biliyorsun. Haa tehlikeli. Denmiyor herhalde ya. Hı? Belli bir yaştan sonra. Denir. Çocukken yaşadığın zaman arkadaşlar sen şöyle diyebiliyor. Yetim, yetim. Babasını kaybetmeyen yani çocuklar çok acımasız ya. Evet ama bu çok eskilenmiş galiba hocam, ya. Hocam o piç değil. Yani yeni yani yetim dedikleri de şey yapıyorlar. Babası öldüğü için bilmem ne diye çocuklar artık değişti ya. Yani. Bu iyi bir şey değil mi? Değişti tabii tabii. Yetim, babası ölü. Babası ölü. Olmaz herhalde. Ya. Ya çok, bizimki ya çok acımasız. Mesela şişkoysan, larra yedin abi, çok kötü yani. Sürekli şişko patates, şişkosunsa, dombili, ayı falan. Ya normal şey bile gözlüsün. Ama ben Chico'yu seviyorum ya, itiraf edeyim. Neyi seviyorsun? Chico demeyi. Chico mu? Evet. Chico kime? Şişkolara. Hiç hayatınızda aaaaaa yapacağınız bir haber alabileceğinizi düşünüyor musunuz? Abi alsak bile. O kadar yani. Hayır, alsak bile. Bir medeni. Şimdi mesela kafede ben şunu görüyorum abi. Bir arkadaş oturuyor, arkadaşlığıydı. Biri gelirken çocuk taklidi yaparak gelen kızlar var yani. Gelirdi ki falan diye böyle yani bunlar yetişkin insanlar böyle. Yetişkin değiller demek ki. Gibi. Yani ama bu çok rastlamıyor musunuz abi? Evet ya. Sen nerelerde takılıyorsun? Ha evet tamam. Falan doğru. Kafeye bir arkadaşı gelmiş. Ama neyse görmemiştim galiba bir haber. Soruna tekrar döneceğim. Yani böyle bir haber alıp da çığlık atacak bir sevinç yani. Ben mesela hayatımda bir kere çığlık attım. Ayağım kırılmıştı. O da bir haber değil. Ayağın kırılmış çığlık atmak da çok çakmak taş bir şey değil mi tepki? Ayağın kırılsın görürsün. Kırıldı benim ayağım. Çıktım bir de. Mesela böyle, sadece böyle çıkınca mı çığlık atabiliyorsun? Bilmiyorum abi yani ben şunu yaşadım yani ooo diye bütün gücümle bağırdım. Gerçekten yani. Ben hissetmemiştim kırıldığını, sonra öğrendim kırıldığını. O sıcağını anlamadım abi, bile. Bağırıyorsun. Hatta basketbol oynamaya devam ettim evet. Bu arada. John McLean. O ne lan öyle? Evet. Oğlum anlamadım. O kadar önemli bir maç öyle mıydı bu? Ne maçıydı yani? O kadar şişti dedi. Yok öyle oynadım. Ama kafamdan vurulmuşum. Ben fark etmedim. Devam ettim. Maça devam ediyorum. Ben devam ediyorum. Megri ağrı dağın eteği. Bence artık her şey yapay zeka ile çözülüyor. Mesela ChatGPT'ye sormalıyız. Kim Cumhurbaşkanı olmalı? Daha değil. Değil mi? Erken. Ama şöyle. Arabuluculuk bak. Arabuluculuk. İki insanın sorunu var. Doğru düzgün tarif edildiği takdirde yavaş yavaş kümülatif bir şekilde artan bir yapay zekanın bu tip sorunları çözebileceğini düşünüyorum. Çözecek tabii, zaman gelecek. Şimdi değil ama. Şu an değil. Şu an erken. Karşı konulanmaz. Yani zaten mesela bak, hukuk da aslında güya öyle bir şey değil mi? Yani hakimin karşısına çıkıyorsun. İşte bu daha çok sevdiğim bir insan dememesi gerekiyor hakimin. Ve olayı objektif bir şekilde değerlendirip ona göre ceza yağdırması falan gerekiyor. Ceza yağdırması. Belki beraat edecek kardeşim. Ceza vermesi olayı, de değil, ceza yağdırması. Hocam, olayı o kadar objektif, sakin bir şekilde değerlendirip insanın anasını bacısını çekmesi gerekiyor. İdam etmesi gerekiyor. Bu arada yani tamamen kendi şeyi de değil, görüşü de değil, yasa var. Ha işte. Yani ayrı bir objektif. Evet. Bütün... Ama işte şöyle, niye o hakimler var? Yasanın uygulanırken hani vicdani bir şeyden, süzgeçten geçirilmesi gerekiyor. Geçiyor mu ya? Atıyorum evet, yani. Hiç hakim karşısına çıktınız mı sen? Abi bir tane Amerika'da bir hakim var, Tonton bir dedesi. Evet, şöyle oldu. Evet, o şov değil mi hocam? O ya şov. Var bir şov ama bir şey ifade ediyor. Şöyle iyi adam herkes affediyor abi herif. Ama ben de şöyle oldum. Ben 96 Kasım'ında gözaltına alındığımda onun davası oldu. Fakat hep biz öğrenciyiz falan, bunu yani hakim de şeyin farkındaydı. Toplu geldik işte, bir sürü suçumuz var. Polise mukavemet bilmem ne falan hesapta yani böyle. Adam mecburi şöyle bir hızlanmaya çalışıyordu, çok tatlıydı ya. Evet anlat bakayım işte biz de şey, o gün biz aslında şeyden çıkar, yemekhanede yemek yerken. Sus, 2911'i muhalefet etme gibi bir şeyim yoktu, bilmem ne yoktu. Sen konuşuyorsun ama sus sen. Şey de ekle falan deyip ağzımızdan böyle hızlı herif yazdırdı. Sağolun falan deyip çıktık yani. Onun savunmasını biliyor herif. Evet evet. Biz de şimdi evet. Bize savun deyince bize şeydik işte. Yemekhanedeydik, yemek yiyorduk falan. Ya sus tamam ya. Yemekhanedeydik falan. Muhalefet etmediğimden yasalanır. Tabii biz öyleyiz. Muhabbetini. Ama şu anda öyle olmaz. Sonra ceza yağdırdı mı sizi peki? Hayır şöyle, sizin aslında suçlu olmadığınızı vicdanen düşündüğü için bunu yapıyor. Aynen öyle. Bir öğrenci olduğumuzu gördüğü için. Abi ben bıçağı soktum, çıkart. Sus. Şarjını düştü. Ben dinleyemiyorum. Yani ama öteki sesler lan ortaya geçti. Hayır, ben bahçede ağaç kesiyordum. O sırada oradan birdenbire çıktı yani. Öyle bir şey yapmadı sonuçta. Ya da hiç şey, suç dinlemeye şeyi yok hakimin, tamam artık. Anlat lütfen. Ya tamam, sikimi öldürün şunu ya. Ne ilaçmadan mısın sen ya? Sikerek öldürün. Sikini öldürün çok güzel. Hocam bir böyle itiraz ediyorum falan diye öyle şeyler olmadı mı? Abi itiraz mı ediyorum? Öyle bir şey yok mu Türkiye'de? Objection. Yok lan, ben de işte bir kere çıkmıştım öyle. Herkes dökülüyor. Öyle dinliyorsun, hiçbir şey söylemiyorsun, sonra bir adam hadi falan deyip seni dışarı çıkartıyor yani. Öyle bir şey. Size bir sorum var. Evet. Sertleşme. Evet. Benim hanım. Ayda. Benim hemen dediğim çıkacak şimdi. Dur, hala alakası yok. Yüzmeye gidiyor. Yüzme dersi gibi bir şey gidiyor ama yani yüzme bilmediği için değil. Kendisinden daha da mı iyi yüzmek için? Evet, daha da iyi yüzmek için. Neden falan daha iyi yüzmesi gerekiyor? Yolda giderken otobüse 5 kişi biniyor, 3 kişi iniyor. Yani saçma zaman bir soru geliyor. Bana dedi ki bizim dersten sonra... Hayır, durakları sayacaktın. Bizim dersten sonra triatloncular geliyor, onların daha gelişmiş dersi var falan dedi. Ve ben de şunu düşündüm. Şimdi bu triatloncu dediğin, triatlon ne demek? 3 tane disiplinde. Bisiklete biniyor, yüzüyor, koşuyor, sıçıyor, evet. Heh. Her çeşit spor olursa triatlon oluyor mu? Mesela masa tenisi yaptım, yürüdüm, sonra bowling salonuna gittim. Özür dilerim, bir şey diyeceğim. Şimdi şunu diyebilirdin Ömercan'cığım, bunu yapmak zorundayım. Ya bir sorun var ya, bu triatlon nedir abi yani? Bir açıklar mısın? Bak, benim... Yüzmeye gidiyor. Arada reklam yaparım hocam ya. Yani. Daha iyi yüzüyor. Ben şuna başlamak istiyorum. Efendim, kim yüzerken daha iyi yüzmeye gider? Şöyle yüzenler. Böyle mi? Yüzenler. Nasıl yüzüyorsunuz lan? İyi yüzer misiniz? Ben fena yüzmem. Yok. Sen? Hiç iddialı değilim. Ben suyun üstünde kalacak kadar. Suyun üzerine kalıyorsun. Sen? Mesela serbest stilin var mı? Düzgün kafanı sokup. Evet. Yani istesem yaparım. Yani yoruluyorum artık. Şu değil mi? Hadi. Ha, evet. Hani o değil, ben onu abi artık şey gibi görüyorum. Yüzme yani. Çıksana falan yapıyorsun. Çık! Yani aşırı şey yapan böyle yani. Çok iyi cibet alamam. Niye ya? Ne kayıp ya? Yok çıksın. Elinden geliyor. Hayır, karanlık şeyde üstün. Benim görmeyeceğim yerlerde. Ben dibet alamam, götüm yukarı çıkıyor. Onu da seni de hemen çıkarttırabilirim yani. Sen mesela dibet alamda götün çıktı. Çıkar canım götüne falan. Onu da hiç hoşuna. Benim mesela nereden gittiğimi görürsün götümden. Çok gitti. Su aygırı modeli. Su aygırı stili yüzüyor hani. Fakat abi kelebek çok zor. Kelebek çok zor. Yani şey gerekli çünkü bu. Bir şey evet. Ne hocam? Abi pelvis kasından kendine bir şey verebilecek, çok zor bir iş. Şimdi gelelim senin soruna. Olimpiyat olimpiyatlardaki triatlonun da galiba belli o üç disiplin, ama mesela bir de kış olimpiyatları var. Orada alp disiplini var. Mesela orada kayak yapıyor, atış yapıyor. Atış yapıyor ve sonra bir, ne var üçüncü tam bilmiyorum. Dur bakayım, kayak, atış, kayak, atış ama yürüyüş, yokuşlu kayak. Evet, var, evet. Öyle bir şey var. Evet. Peki trileçe bildiğiniz gibi. Herhangi bir üç süt mü? Herhangi bir üç sütten olunca trileçe oluyor mu? Yoksa illa... Ama şey, benim karım Ebru kursuna gidiyor. Açtı. Hayır, Ebru kursuna gidiyor. Ebru kursuna trileçe ban biri geliyor. Peki trileçe ne gelecekti ya? Şey var, baba oğul kutsal ruh. O da bir üçleme. Yani dekatlı yine duyuyorsun. Yok. 10 şeyli. Hiç düşünmüyorum. 10 olayını düşünmemiştim ama yani. O yorucu bir spor olsa gerek. Kim ne yapabilir? Basit şeyler seçiyorlardır herhalde. O kadar spor yoktur abi ya. Dekatlon da var galiba. Yani zombiler saldırmışsa canını kurtarmak için hem yüzüyorsun hem çamurda sürünüyorsun falan gibi bir survivor koşusu. Bana çok yorucu geliyor ya. Yani olimpiyat mı? Bırak yapmasını. Hani böyle bir şey zaten mi? İzlemesi bile yorucu be kardeşim. Adam oradan çıkmış de, sudan. Daha başı olmuyor. Evet. Bizde de biniyor abi diyor. Ne yapıyorsun yani? Islak bile. Ananı sikeyim. Her pişik olursun ayrıca ıslakmaya öyle bisiklete binersen değil mi? Ben daha şeyden yoruluyorum ya. Ülkeler geçiyor ya. Koskoca stada dönüyorlar. Kim yürüyecek lan sonuna abi, kadar gibi. Evet. Guam kaçıyor böyle. Zaten 3 kişiler bütün heyet. Guam önce Nijerya'yı yanladı, sonra siktirdi gitti gibi bir şey olabilir. Komplo teorisi ya da değil. Ben bir şeye inanıyorum. Paylaşabilir miyim? Yani şuna inanıyorum. Acaba Volkan'a saygı duyma noktamız burada mı? İnanıyorum demeyeyim de diğer türlüsü çok mümkün gelmiyor bana. Şuna bir süredir konuşulan bir şey bu. İnsanlık tarihi bizim bildiğimizden çok farklı. He. Çünkü 5 milyar yıl olan bir gezegenden bahsediyoruz. Biz şurada en fazla 200 bin yılına yani hakim bile değiliz. Homo erectus. 200 bin çok bile yani. Yani 5 milyarın içinde 200 bin yıl öyle bir şey ki mesela bu kadar medeni bir insanlık 10 kere var olup yok olmuş olabilir. Ha, böyle Atlantis falan. Atlantis çok yakında kalıyor. Bile. Yani evet. Atlantis Sümer yazıtlarından hani biraz daha gerisinde olduğu için oraya son dakika varmış bir şey. Orada bahsediliyor. Atlantis bile çok yakın bize. 5 milyar yılı düşünecek olursan. Yani dinozorlar 3 kere gelip gitmiş olabilir mi diyor en az. Yani zaten şey var ya, bizim bildiğimiz tarihte bile bütün canlılık en az 5 defa yok olup bir daha ortaya çıkıyor. Bak, Kozmos izlemiş arkadaş. Aynen. Ama satıyor bilgileri. Yani daha öncesi çok karışık abi yani. Çünkü şöyle bir şey var. 500 bin yılda neredeyse fark edilemeyecek bir kıvama geliyor dünyayı. Şu an bırakalım. İnsanlık yok olsun gitsin. 500 bin yıl sonra burada böyle bir insanlık var mıydı yok muydu tam olarak anlayamıyorsun. Çünkü şey hani... Bütün betonlar toza dönüşüyor. İnsanın acil yok olması. Özellikle Türkiye'de. Demirler toz olup gidiyor falan. Yani çok çok az şey survive edebiliyor 500 bin yılı. O yüzden belki de why not? Kaç kere seçim yapıldı acaba dünyada? Kaç kişi kaç defa seçime girdi acaba? Demek ki bu kadar büyük bir aralıkta bizim bu döneme denk gelmemiz bize biraz adil. Siz değil mi? Ya aslında fena değil bence. Güzel zamanlar da gördük. Eskiye bakıyorsun berbat şey var yani. Tamam. Yine fena değil. Gene bizim zamanımızda en azından mesela AVM var. Ya veba yok mesela. Onun yerine. Hani çaresi olmayan bir salgın hastalık yok. O da oldu bu arada. Covid çıktı mesela. 2 sene onu da yaşadık. Onu konuştuk. Covid çıktı da buranın da hıyarcık çıkmıyor yani. O ciddi bir hastalık veba yani. Ya da öyle iç organlarına sıçarak ölmüyorsun. Şey oldu. Hıyarcıklı veba da bir yayıldı sonra durdu. Var mı böyle bir şey? Küçük salatalıklar çıkıyor buradan. Bir şey yok. Onu kapanıyorsun. Minik turşu şeylerine koyuyorsun onu. Böyle ağzını kapatıyorsun. Küçük turşuların oluyor. Kendinin turşusu oluyor. Turşucuklu veba oluyor. Aynen. Ben mesela eskiden yani salatalık turşusundan ibaret zannediyordum bir kere turşuyu ve... Ne zaman? Geçen hafta. Eski dediğin... Ya hatta şu anda bile yokluyor olabilir. Öyle zannediyordum. Ki, artık öyle satmıyor. Şu anda şüphelerim var. Evet, agnostiyim bu konuda. Yani turşu ayrı bir şey zannediyordum. Yani bir takım şeylere turşusunun yapıldığını bilmiyordum. Yani turşu diye ayrı bir şey var. Yetişiyor. Ha, oha. Ben de tarhanayı öyle zannediyordum biliyor musun? Tarhanayı böyle tarhana diye bir şey var zannediyordum. Efendim bilmem ne kabilesi varmış. Orada böyle böyle yapmak evet demekmiş. Böyle böyle yapmak hayır demekmiş filan. Böyle bir şeyler vardı bir zaman konuşulan. Bir zaman derken varsa vardır zaten bir zaman. Yok abi artık onlar da herhalde yeteri kadar internete falan girmişlerdir ve bu saçmalığı bırakmışlardır yani. Yok lan şeyler hala mil kullanmayı, food kullanmayı bırakmadığına göre bu kabilede bırakmamış olabilir. Amerikalılar mı? Evet. Hocam onlarınki kibir ama. O, yani ayıp, biz dünyanı yönetiyoruz istediğimiz gibi ters yaparız cılık. Evet. Biraz ya. Ayıp bence ya. Biraz ayıp. Biraz ayıp. Olmaz ya. İnsanın doğasına aykırı. Food. Evet. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet. Yok şu bak. Evet. Oldu bak. Ama bak yine böyle. Yok evet. Şey, evet. Diagonal gittin ya. Evet. Peki şu var mıdır kimsede? Hani çaktırma gibi. Ha. Böyle bir şey var mıdır? Bizde var. Salak çaktırma. Kim yapar abi böyle bir şeyi? Çaktırma. Niye amına koyayım? O daha çaktıracak bir şey yok bu arada hani. Yani mesela o hareket şu olsa hani anladın mı? Hani çak... Bir şey buluyor. Ne hani. Bu ne? Böyle bir şey yapıyorsun. Anladım. Aynen. Anladım. Aynen. Ama çaktırma. Orada şu var bak yani çaktırma şöyle mesela. Ben mesela Sinan'ın arkasındayım. Yapıyorum. Sinan arkasında önünde. Aynen. Evet. O da çaktırma anı oluyor. Peki bu ne kanka? Hiç onu yapmaz. Ha onu bak sen bu işte. Bu ne? Evet. Bu itizlemek. Hayır. İtizlemek. İşte bir şey bak tamam. Bunun hatta şey, aşamaları var yani şey var. Evet. Kaydular var, aşağıdan yapılanı var, bilmem nesi var. Fakat abi şöyle bir şey var. En can yakıcısı hangisi? Bunların içinde mi? Haşırt şu. Yani. Şu daha da geriden aldı. Ama hani aşağıdan. Ben şey anlamıyorum. Aşağıda öyle. Hiçbir hani cinsel anlamda da bir şeye benzemiyor. Yani çünkü hiçbir şey böyle sokmuyorsun yani. Bir şeyi koyup da soktuğun bir şey de yok. Yani niye sen öyle yapmıyor musun? Ben öyle yapıyorum. Ama cinsel organlarla ayrı yaşayan bir şey değil. Hayır abi ben böyle yapıyorum bak. Yani bilmiyorum. Niye yanlış yapıyorsunuz bence? Yo bu ama şeydik ya bu pandemimle ilgili bir şeydi ya. Yani aha. Bu şey veriyor. İttiriyor mu orada bir şey? Aa etki oluyor yani. Etki. Ben hayatımda hiç böyle. Hiç bu ses tonuyla ben bu hareketi yapıldığını görmedim. Nasıl koyduk mu? Evet. Böyle bir şey var. Sokak sanatçısına bak geliyor böyle. Niye hocam bu biraz daha hani bizim ülkemizde olabilecek bir pandemi türü sanki. Hakikaten yani. Bu. Döverler oğlum böyle pandemi türü. Ama bu bir sanat. Var mı böyle yabancılarda olmayan jest ve mimiklerimiz başka bildiğiniz? Hocam şu arkadaş bize özgü değil mi mesela? Affedersiniz yapacağım ama herkesin ortasında bu. Evet. Bu da bize. O bize özgü. O hatta şey Almanya'da bir ikincilik takımı, üçüncülük takımı mı gol sevinci olarak kullanıyorlarmış gördüm. Bayağı böyle duruyor futbolcular. Bu şey demek hani kaleden içeri top girdi mi demek acaba? Bari yani. Nijerya falan olsaydı Almanya biraz garip oldu. Hani bizim kültürü de tanıyorlar yani. Doğru. Peki bu şey demek değil mi yani bu hani şu senin burnun bende. Sik. Aynen bu senin götün oluyor. Bu da benim şeyim oluyor gibi oluyor herhalde. Kim bilir? Niye bilir? Ya çünkü adam adama yapılan bir şey diye direkt tasarladım ben. Hani böyle. Al bak bu şey fallik bölge göstermem gerekli. Fallik öge. Bu güzel buradan çıktı fallik öge yani. Öyle bir arama sonucu bu güzel bir. Şu hani ona göre çok normal. Evet. En uzun parmağımı. Ama onun öyküsü var hocam. Bilmiyorsunuz. Aa, bak o bu sefer benim bildiğim. Suna yakından dinleyelim. tamam Suna yakından dinliyorum. Bu ne demek biliyor musun? Bu çok özür dilerim. Şimdi eskiden efendim. Ok muhabbeti mi bu? Evet. İngilizler o yüzden çift parmak yapıyorlar. Bir gün Atilla'yla bir soru yapacağız. Atilla bir yapacak. Yapacak bir şey kalmadı. Asıl okçular yerine Atilla'nın hastanesine gel. Ama biliyorsunuz hepiniz okçu demek muhabbetini. Yok. Evet biliyorum. Parmakları kesiliyormuş falan filan. Bak herkes biliyor. Buradan atıyoruz gene de falan diye bir şey. O ne kadar salak bir önlem lan. Okçu bu abi önlem alın. Bu yakaladık bu okçuları. Ok atlı parmağı kesin. Peki. Ama da öyle değil. Çünkü herif köle artık. Başka iş yapabilsin diye hiç olmazsa böyle işini görebiliyor lan bak. Ama ok da atabilir gene. Sen böyle göremedin işini. Bak içebiliyorum. Oğlum. Allah etme Allah korusun. Senin tek parmak gitse bayağı size içe gidebilirsin yani. İşte tek parmağın gitti diyelim. Allah etmedim ya. Allah Allah bir şaka yaptık alt tarafı. Ne olacak? Şey şoku mesela. Bütün parmaklarını kes. Hani var ya böyle amuda kalkıyorlar. Bacaklarıyla ok atıyorlar ya. Ne oldu? Ayaklarıyla yapıyorlar böyle. Bu senin ayak taklidin. Ayak dinle. Ayak değil mi? Basabiliyorsun. Siz de çocukken ayaklarınızı geliştirmeye çalışmak yerine şey için ayaklarınızı böyle yazı yazmaya falan çalıştınız mı? Kalem tutarak falan. Hocam sen şimdi bak geçen gururlandığınız bir şeyiniz var mı demiştim Cross'ta ve gözünle nesne tuttuğundan gururlandınız. Şimdi tamam. Bununla çok gururlandığını öğrenmiştik yani. Tabii ben değil de bununla gururlanmandan. Şimdi yine bir göğermeye başlayarak ayakla yazmaya denemiş belli ki. Oradan bir denedin mi? Sınırları zorlamayı severim. Oha lan. Bayağı yaz. Kaşınla tuttum. Tebrik ederim yani. Bu arada 4 aydır bunu çalıştırdım. Evet ağzına sıçacağım diye geldim. Peki şu anda ayağınla yazabiliyor musun? Yok çok denedim. Bak denemişiz. Ben onu diyorum. Ben denedim. Onu anlatıyorum. Hani bari bir başarsaydın. Kolay değil. Bizde olup bütün dünyada olmayan bir şey daha. Ha, yok mu? Vardır ya. Yok mu? Ne diyorsun kardeş? Aa, çok merak ettim lan bunu. O zaman şöyle yapalım mesela, gidelim. Ne haber abi falan yapalım. Çaktırma falan, sonra yapalım. Sonra yapalım. Adam aklı gidiyor. Yani, Turkish custom diyelim. Bu ama bu sesli de mi bu? Sesli de var. Türklerde bence Dadaizm'in bir şeyi var yani. Bence. Dadaizm şeyi var burada, hani gerçekten etrafında hiçbir bağlamsal şey, uzantısı olmayan çok fazla şey var. Çok. Zıt Erenköy mesela hani falan ya. Mesela ben bu Haşırt to the Blackboard nedir amına koyayım? Kim bunu buldu ya? Öztürk Erenköy. Ay nereden buldun işte ya? Böyle yaparken çıktı. Ay şey. Bir vadim vardı. Aa evet. Volkan Öge'nin muhteşem babalığı ile ilgili ki geçen programdan kalan sözü. Doğru böyle bir şey. Peki. Bunu herkes bilir. Tamam. Fakat bir gözlemi anlatıyorum. Tabii yani. Gerçekten o minnoş kızıyla mükemmel ilgilenir. Canı yürekten babalık yapar. Zaten. Ama abi. Ama. Konuk olduğumda bir oyunlarına şahit oldum. Defnecik'le uçakçılık oynuyorlar. Çok basit bir oyun. Babayı kaptan yapmış. Evet. Baba kaptan. Nereye gidelim? Tokyo'ya gidelim. O minnoş Pokyo diyordu, ayrı bir şey ama. Tokyo'ya gidelim. Oraya gidelim falan ve uçakçılık oynanıyor. Peki Volkan Öge bunu nasıl oynuyor? Abi normalde uçakçılık şöyle oynanır ya. Ben olsam şöyle oynarım yıllarca yani. Uçakçılık, evet bilelim. Tokyo'ya gidelim. O fırtına çıktı, bulutlar. Ey kaptan, bulutlara ihtiyacım var. Bilmem ne, bir şeyler. Okay. Bir macera, bir çeli şey. Volkan Öge şöyle oynuyor. Diyor ki işte, baba hadi uçakçılık oynayalım. Tamam, koltuğa bindik. Nereye gidelim? Tokyo'ya. Bir hesap makinesi almış Volkan abi ve şöyle yapıyor. Tokyo'nun koordinatlarına girelim. Giriyor. Basıyor ve evet gidiyoruz diyor. Ve sonra duruyor abi. Gerçek zamanlı Tokyo'ya gidiyorlar. Ben diyorum ki abi bir fırtına bir şey, Allah kahretsin basınç düşüyor bir şey. Yo Tokyo diyor bana, diyorum. Evet sen abi sen ne yapıyorsun falan diyor. Minnoş da orada Tokyo'ya doğru gidiyor. Diyeyim abi diyorum da yani oyun daha Tokyo'ya var diyor. Sonra diyor ki baba geldik mi diyor. Daha diyor gelmedik. Sonra diyor işte geldiğimizde iniş koordinatlarını gireyim diyor. İniyorlar. Abi mükemmel böyle. Gerçek zamanlı Tokyo'ya gidiyor ya. Ben dedim abi nasıl olabilir yani bir gerçek macera? Hiçbir macera yaratmıyor. Gerçek zamanlı ve gerçek yani tecrübe anlamında da deneyimsel olarak da gerçek. Çünkü pilotlar da bu şekilde. Ama çocuğu da alıştırıyor. Çocuk da şey istemiyor yani. Şimdi böyle hani Hollanda'dayken bulutlardan kaçıyoruz. Şimşek çaktı aşağıya. Öyle Defne'yi de şöyle etkilemiş yani. Tokyo'ya gidelim baba böyle başlıyor. Sonra koordinatlara girince Tokyo'ya gitmeyi bekliyor. Öyle olacak. Tokyo'ya gittiği zaman da öyle yaşayacak. Yani uçakta bekleyecek. Hiç öyle yolda şeye bakmadan yemek yiyecek. Geldiniz mesela Tokyo'ya şey diyor, Defne neden inmiyorsun diyor. Ya sıra olmuş taksi orada. Taksi bekliyorum. Abi inanılmaz bir oyun oynama. Hocam buradan şunu anlıyorum ben yalnız. Demek ki o işte bulutlar, fırtınalar, işte düşme tehlikesi, carçurt bunlar aslında yetişkin kısmı kendini eğlendirmek için eklediği detaylar. Yok abi, Defne bilmiyor çıta nerede. Babası ben geldim ve dedim ki kanatlayayım Defne'ye düşeceğim falan deyince kız aklını kaçırdı sevinçten. Ya öyle değil. Hadi düşüyorum Defne yardım et falan. Kız delirdi sevinçten yani. Sen evet niye bir daha çağrılmadığını anladın mı? O çıtayı biraz değiştirdim ben mesela. Öge malikanesi. Evde şöyle bir kural vardır. Yaşamcılık oynuyoruz biz gibi. Çok iyi yaptığın şeyler çok fazla yaptığın şeylere dönüşür. Anlaşıldı. Askerde de böyle. Uçakçılık oynasam bir hafta sonra boyunca uçakçılık oynayacağım. Bir kere bu mesela aynı Türkiye'de birçok insanın işini yaptığı gibi ben de oyunculuk kısmını böyle yapıyorum. Kesinlikle şey, askerde de öyledir ya, bir işi bakarsın iyi yaparsan hep sana kalır o. Tam olarak öyle ya. Aynen öyle. Hani Cevdet hep söylüyor ya, etkinlik yapalım. Bu dörtlü. Etkinlik yapalım falan. Elimize bir gün. PlayStation oyuncusu. Öyle bir etkinlik mi ya? Nasıl bir etkinlikten bahsediyorum? Ben tam onu çözemiyorum. Etkinlik yapalım abi. Olur. Aktivite gibi bir şey mi yoksa? Şey Adıyaman Kubarı geldi gibi bir etkinlik. Wow. Biletli satalım gibi. Hayır Adıyaman Kubarı geldi. İzlesinler abi ya. İzlesinler bizi diye. Böyle bir masanın etkinliği olacaksa eğer, ben seyircinin bizden yüksekte olması gerekiyor. Ha. Şey olarak, ahlak olarak mı? Zaten. Düşük olamazlar gibi duruyor şu anda da. Mümkün değil de yani şey gibi. Oyuncaklarımızı görebilmeleri için. Antik tiyatro şeyi gibi böyle ortadalar falan bir şey adı vardır kesin onun. Koşullar sağlanmazsa etkinlik yapmak istemiyor musun? İstemeyeceğim gibi başkalarının da etkinlik yapmasını engelleyeceğim. Yani sadece istememek de değil. Yani bilmiyorum. Öyle olmak zorunda olsa bile. Ya şey bana komik geliyor. belki de tek komik yanı o. Çimen Show'da böyle yan yana diziliyorlar şey gibi. İtalyan sahnede yaptıkları için. Aynen. Konuk da yan yana herkes böyle yan yana durdu. Panel oluyor abi o zaman. Evet, panel show oluyor. Ki mesela evet, biz Crossover'da öyle bir etkinlik yaptığımızda mecburen panel gibi dizildik ve kötü oldu. Aynen. Abi şöyle bir şey var. Yani oradaki fonksiyon tamamen olayın şeyini etkiliyor. Bayağı soru cevap etkinliğine dönüştü. Engelleyemedik. Aynı şey bizim de başımıza geldi. Seyircinin çok yukarı gitmesini de istemem. Sonuçta benim çok azalıyor saçım bazı yerleri yani. Aslan gibisin ya. Sıkıntı yok. Topik yapabiliriz. Topik yapabiliriz. Ama hani şöyle, en azından şunu söyleyeyim. Etrafını kuşatması yetmiyor. Yukarıda olduğun zaman da çok garip gözüküyor. O zaman da götünü şey yapıyorsun. Götünün de yaş ilerledikçe eridiğini varsayıyorum. Evet. Eskisi gibi yuvarlak ve şey bir götün olmuyor. Fena değil. Hala saçımdan iyi yani. Götümü göstermeyi tercih ederim açıkçası. Saçın mı? Götün mü? Bu haftaki programda böyle götün bir saçma bir... Kapıya bakalım şimdi. Aynen. Bilmiyorum. Bence bir şey olsa olabilir ama... Peki hazır arena moduna geçmişken biraz da dövüşür müyüz mesela? Şimdi Sinan abi biliyorsun kickboksla ilgileniyor. Hani öyle bir dövüşür şeyim varsa... Dövüşür müyüz şöyle olması lazım. Biz ve aslanlar Sinan'a karşı gibi bir... Yani... Ama şey garip olmuş. Aslanlara karşı olsa mesela, bize destek mesela onu. Yaparsın abi falan. Aynen öyle bir şey olur belki. Bilemiyorum. Fakat şey hepimizin çıplak olduğu yani dövüşme derken şimdi yani bak öyle de düşünebilirsem en azından çıplak olabiliriz. Bunun için mi? Evet. Bir kere dövüşürken çıplak olmak şart. Sinan abinin çok güzel bir lafı vardır. Sokaktaki kavga ile ilgili. Hani haklı olan bir tık şanslıdır yani. Hani çok iyi dövüşmeyi bilmiyorsa da. Evet, haklıysan bir tık. En azından çirkin de hak yemezsin. Hmm. Yani evet, dövemiyorsan aynen bile çirkin dayak yemezsin. Öyle yani mi? Tabii. Yani mesela Twitter'da çok fazla böyle kavga paylaşan hesap var. Böyle ben takip ediyorum. Yani benim döneme düşüyor ister istemez bakıyorum. Yani garip bir şey hissediyor insan. Bir yandan çok rahatsız oluyorum. Yani şiddete harbiden böyle rahatsız oluyorum. Çok hak edenlerin yediği dayak çok hoşuma gidiyor ama. Mesela acayip taşkınlık yapıyordu ama ona sahip söylüyorum. Ya mesela önlü Rus videosu var ya kızla böyle ormanda yürüyen boksör çocuk. İki tane gerçekten orospu çocuğu diyeceğimiz bir şey. Yani kıza böyle sarkıntılı vurma şiddetle çok şık dövüyor ya mesela o videolar bayağı güzel yani katarsis videoları. Konteks çok güzel oluyor. Hikayenin konteksti olunca diyorsun kim kimi neye dövdüğünü evet. Ama bazen açılıyor bir dayak yiyor çok fena şey evet oluyor ya bu hak ettim acaba. Şey falan var yine McDonald's'ta işte çalışana böyle acayip şey gösteriyor şiddet gösteriyor falan sonra tepsiyle vuruyorlar ya müşterinin. Mesela müthiş benim çok hoşuma gidiyor bu. McDonald's'da bir müşteriyle McDonald's çalışanı kavga ediyorlar. Evet. Kesin çalışan haklıdır. Değil mi? Müşteri her zaman haklıdır lafı ne kadar saçma bir noktada kalıyor. Yani müşteri çok muhtemelen haksızdır. Haksız gibi geliyor bana. Çünkü genelde o insanlar zaten hani en şeye göre, en naif cevaba göre bir cevap veriyorlar. Vermeye çalışıyorlar. Bir şekilde sakin kalmaya çalışıyorlar. Onu delirttiysen muhtemelen kötü bir şey yapmışsın. Hocam zaten müşteri her zaman haklıdır diye bir laf olduğuna göre ortada bir... Slavery'e dönüyor. Geçen bir şey oluyor. Kuyumcusundur. Müşteri her zaman haklıdır abi. Yani kuyumcusundur ve müşterinin değerlidir. Fakat McDonald's'ta ben yani zaten 3.30 para çalışıyorum. Anasını sikemiyor müşteri. Yani üniversitedeyken ben LCY2'de çalışmıştım. Müşteri hiçbir zaman haklı değil. Özellikle LCY2'de asla değil. Asla. O yüzden sevmek zorunda kalmışsın. Hani arkadaşlar haklıdır. Evet. Ama bana şey dedi bana haklıdır abicim haklıdır. Bu arada geçen dönem pozisyon düştüm. Yani uyuz müşteri şeyine düştüm. Pozisyona düştüm. Çünkü açız yani. Bir de bütün berbat bir gün geçirdik. Açlı hissettiniz mi? Evet. Çok aç belli. Evet. Berbat bir gün geçirdik. Açız ve sipariş vermeye çalışıyorum. Birine gidiyorum. Söylüyorum işte şunu. O diyor ki yani şeye söyleyelim. Kasaya gidiyorum. Ne olur istediğinden yok. Garsonu çağırın da gelsin falan. Tamam yollar mısınız? Ben göremiyorum. Pardon bakar mısınız falan. En sonunda yani sinirlendim. Yani kimseye hakaret etmedim ama sinirlendim. Yani böyle oldu. Evet. Kimseye hakaret etmedi mi? Ortaya çok büyük sövmüş değil mi? Yani şöyle bir şey var. Bunu düşünmeleri lazım yani. İnsanlar orada aç geliyor. Aç insan biraz sinirli olur. Ve oturdu. 2 saattir bekliyor orada. Ve mesela uzaktan bakıyoruz şöyle bekliyor. Hani artık bu adam sinirlenmişti. Git bir siparişiniz nedir diye sor yani mantıklı olarak. Bu arada ben hani ayağıma gelsin garson gibi kafam diyor. Gidiyorum kasaya. Oradaki büfenin arkasında çalışan insana söylüyorum yani hazır tabağı ver bana. Ben de sipariş beklemeyi sevmiyorum ve mesela bu tantunici var bir tane sevdiğim. Ustayı tanıp ve geliyorlar o çocuklar vermeyeceğim. Hocam ne haber? Hemen ben ustaya vermek istiyorum. Çünkü şunu gözlemliyorum abi. İşte ben bir tane dürüm ayran istiyorum. Belki. Söylemedin ya. Yani oğlum hiçbir hareket görmüyorum yani. Onun için ben diyorum ki direkt oraya söylemek istiyorum ki evet abi deyip çıkarsın, kesmeye başlasın yani. Bir de şeyi çok net görüyorsun ya bazen. Garsona bir şey söyledin. O kadar unuttu ki. Evet, evet. O çok, çok unuttu yani. Senin neydi abi? Şeye gitmedi yani. Senin siparişini vermeye gitmedi. Görüyorsun 3 masa daha gezdi tabii, ve seninkini tabii hatırlıyor olması mümkün değil yani. Bunu uzaktan gözlem çok keyifsiz. Evet. Şey var bir de. Bakar mısın abi? Geliyorum. Tabii. Gidiyorsun. Yani gelmiyorsun. Gidiyorsun şu anda. Ama dolaylı yani olarak geliyor. Fizik de yani mi bilmiyorsun? Türkçe de mi bilmiyorsun? Ya bir gün şeye gitmiştik. Kilos milyosçu var, bir kahvaltıcı falan derken çok acıktık. Bulamadık, doluydu falan derken bir yere oturduk ve çok kalabalık. Oturduk ve devamlı garsonlara bakar mısınız dediğimizde şey yapıyorlar o kadar. Böyle bir gibi. Hayatta sizin yanınıza gelemeyeceğiz yani. Bakarız. Hocam siz unutun o kahvaltıyı. Şey yok. Biz seyse hocam çayları mayları diyorum. Ya bak o bakarız ne biliyor musun? Şu mesela. Baba. İşte bu sabah okula arabayla gitsek mi falan, yani okul böyle şey evet, 50 metrelerde evet falan, ben de diyorum ki bakarız. Bakarız. Tabii. Ne bir hayır. Oradaki yani bakarız evet da o yani. Bakar mısınız? Çok net anladı dedi ki buradan Sinan olmayacak. Kaç kere de erkekliğiniz kırılıyor garsona el ettiğinizde bakılmayınca? Yani zaten restorana girdiğim an kapıda bırakıyorum abi erkekliğimi yani. Öyle bir şey yani, yok ya. Çünkü şey oluyor ya bazen. Çıkartıyorsun. Tam mesela şeyi bekliyorsun hani göz göze geleyim öyle el kaldırayım. Yapıyorsun ve o inanılmaz bir fake yiyorsun mesela. Böyle yapıyor, geri dönüyor. Abi zaten çok zor ve çok kötü bir şey değil mi yani? İşte evet, hesabı isteyelim değil mi arkadaşlar? Evet evet. Abi ve ondan sonra mesela üçüncüye bakılmadığında bir şey geliyor sana. Bakar mısınız? Tabii. Geliyor o zaman da o çocuğa gibi. Ama bu taksi şey işte ya. Yani pardon var yani taksiye girdiğimizde kardeş çek ben söyleyeceğim ama abi de bu da. Koçum mu seç der misiniz siz garson? Yok. Koçum, yeğenim. Başkan! Yani diyor başkan. Yeğenim bir bak be dediğinde bakıyor abi. Bak yeğenim bir bak be gene evet bakıyor. Ama hocam dediğinde yok. Ben biz hocamı tercih ediyorum. Mesela siz bana şöyle oluyor çok. Kardeş. Pardon. Bakalım. Pardon. Hani hep böyle bir şeyde kalıyor. Evet, pardon. Sonra bir noktada hani şu gözler de değişiyor ve hani bir temas aramaya başlıyor. En son artık bakar mısınız falan demem gerekiyor. O zaman dediğin gibi şöyle yapabilirim sana bakıyorum. Vay yemek ver ağzıma yemek koy. Garsonluk muhakkak en zor mesleklerden bir tanesi. Bütün gün ayaktasın ama. Hayır değil. Değil. Denizde şey petrol çıkarttıkları istasyonda çalışan insanlar. Evet ya. Mesela. Yengeç yakalayanlar var gördün mü? Nasıl sikiliyor şeyde Arktik'te böyle dalga vuruyor. Çok bayağı zor meslekler var. Daha hani günlük hayattaki mesleklerden diyelim ama şunu diyecektim yani. Gene de bence o göz göze gelmeme olayı biraz. Saray Mahallemizin garsonu en zor değildir abi. Mümkün değil. Evet. Olamaz. Çok taksicilik çok zor falan ya derler mesela. Para denkleştirmek. Small talk bence zor abi. Ben mesela buraya girerken benim taksicim hiçbir şekilde small talk yapmayı bilmiyordu. Muhabbet açtı şey dedi. Ya ben şimdi tabii almayacak gibi yaptım size aldım ama benim işim var o yüzden. Yani şimdi sizden önce havaalanı dendi. Havaalanını kabul etmedim. O da diyor ki bana manyak mıdır havaalanını kabul et. Daha uzak nereye gideceğiz diyor. Ama her şey para değil dedi. Of. Evet abi dedim. Sonra şöyle bir ses her şey para değil bir daha. Her şey para değil. Mesela her şey elma. Elma. 6 kere falan her şey para değil. Lego para değil. Yani o kadar anladım ki her şeyin para olduğunu. Ben geçen gün hani bir taksicinin işleyebileceği bütün kusurları tek seferde işleyen bir taksicini yolculuk ettim. Mesela 2-3 kişiyi almayıp benim önümde durdu. Çok mecburum binmeye. Bindim. Aa. Bana dedi ki ya sikim amına koyayım koz yatağı diyor. Ben ne gideceğim koz yatağına? Sen bir de seni dahil ediyor. Ben şeye gibi oraya gidiyorum. Gel sen gel. Yani öyle girdi. Orada ben de o tarafa gittiğim için beni götürdü. Evet. Sigara yaktı arabanın tabii içinde. Sik gibi bir müzik açtı. Her şeyi yaptı yani. Araba leş gibi. Bir tek şey ya sikini kavramamış. Volkan evet yani ya bir tek taciz yok. Onu da arkaya yani oturdu diyebilirim. Bana aynısını yaptı. Artı bir de şey de yaptı. Yoldan geçen kadınlara laf attı. Bak bak nasıl işler falan diye. Evet. O önemli. Bunda yoktu. Pardon özür. Bir kusura atlamış ya. Peki niye taksimetre mantalitesi sadece taksilerde var? Diğer meslek kollarında da olsa ya. Mesela doktora gidiyorsun yani filan. Burada mesela taksimetle mi hasta ediyorsun? Çat diye böyle. Evet işte. Abi 3 şaka yaptım, 3 taksimetle kapattım. Poğaça metre mesela. 3 tane poğaça. Bu poğaçanın yarısı kaldı. Bunun parasını ödemiyorum. Kusura bakmayın. Öyle ya kadar şey, yani. Hızlı yersen parayı az ödeyeceğiz. Evet gibi bir şey. O zaman... İsmail alkışlarla mı uğurlayalım? Benim mi? Aslında birbirimizi alkışlamak herhalde... Nereden baksan yapabileceğimiz en saçma şey. Mastürbatif bir eylem. Evet. O yüzden mastürbasyona başlayalım. Sen öyle dön. Bizi alkışlayacak kimse de yok. Yok. O yüzden böyle sessiz sedasız biteceğiz herhalde. Evet. Ama yani güzel bir yolculuktu. Bu bir final güzel, değildir güzel belki. Güzel bir serüvendi. Yoldu be. Bence bir yoldu, yine bir yerlerde biz bir araya geliriz gibi hissediyorum. Ben yoldan zevk aldığımı düşünüyorum yani. Yani ben vardığımız yeri değil, yolun gen. Evet, vardığımız yer çok iyi bir yer değil. Yani önemli olan süreç değil mi? Önemli olan sonuç değil, süreç. Bu muhabbet güzel ya. Toplanıp zaten özleşiyordu, konuşuyormuş gibi bir şey de oluyordu şimdi. Her şey şaka değil Volkancığım, biraz da bence, gerçekleri konuşalım. Bence bir buruk, kolay bir şey değil. Eksiklik, esriklik olur mu diyorsun? Yok, buluş bir yerde gene konuşalım. Aylardır yapmıyorduk. Hiçbir şey değişmedi ama güzel olur tabii. Ben bazı şeyler öğrendim bu süreç boyunca. Takım şeyler. Mesela Buffett'in Gomis gibi. Bayağı bir şey öğrendim. Öksüzle yetinme öğrendim. İlkokuldan mezun oldum ya. Hayatta hiç bakmadığın bir pencereden baktım. Ya bir meydanla Rus karıştırmışsın gibi olmuştur yani. Gibi yani. Benim de oldu ya burada öğrendiğim şeyler. Yani o yüzden size teşekkür ederim. Evet, çok. Hadi acelemiz var hadi. Zengin kalkışı. Hemen Fallik Öge yapalım da. Fallik Öge'mizi yapalım. Oklu Pezeveng'in adı ne ya Avengers'taki? Şahin Göz. Hawkeye. Niye Şahin Göz? İsmi koymuşlar ya. Şahin Göz şey gibi ya, ne bileyim. Şahin Göz araba sinyali gibi değil mi? Şahin Göz. Böyle 19S. Şahin Göz'den geçer mi?